mesele ne senin benden ayrılman. Serkan Kaya. Kala kaldım kışın ortasında yine. Arabesk müziğin genç sesi Serkan Kaya trafik ekipleri tarafından durdurulur. Hayda. Üstelik yeni aldığı arabasında büyük bir sorun vardır. Bugünkü oyuncu kadromuz, hepiniz hoş geldiniz. Yeni oyuncularla mecburen, işin doğası gereği sık sık değişiyor oyuncu kadromuz. Polislerimiz, gerçi Cihan eski oyuncumuz. Olayımız arabanın şase numarasıyla ruhsattaki numaranın tutmaması sebebiyle arabanın kaçak olduğunu söylüyoruz. Hatta çekicimiz de hazır. İlerleyen dakikalarda arabamızı çekicinin üzerine de alabiliyoruz. Arkadaşlar, garajıma geçiyorum. Hepinize kolay gelsin. O en son zaten, o en son. Çekici isteyeceksiniz mesela. Geliyorlar arkadaşlar. İleri, ileri, ileri. Diğer arabalara geç deyin arkadaşlar. Şaka için trafiği kilitlemeyelim. Zaten İstanbul'un trafiği malum. Yolu aç. Kenara alabilir misin? Yolu aç. Bir saniye. Evet Cihan, arabayı bir arayın. Belki içinde kaçak şarkı falan vardı. Hemen bakıyorum, bir saniye. Aracı bir bakalım. Bagajı açabilir misin? Bir bagajı açalım. Tamam, açalım bir bagajı. Bir saniye. Aç abi bagajı. Pardon, problem nedir? Bir saniye beyefendi, bir saniye. Biz yardımcı olacağız. Arkadaşım bir şey söyleyeceğim. Trafik polisi değil misiniz? Bir söyleyin ne olduğunu öğrenelim. Beyefendi bir saniye, sakin olur musunuz? Tamam ama bir öğrenelim ne olduğunu. Özel araç olur. Özel araç. Rasim, kaputu açtır şoföre. Açıp şasiyi kontrol edin. Kaputu da açabilir misiniz? Kaputu. Kaputu mu aç? Evet. Açalım abi, gelin bir. Amirim, şüpheli bir araç. Bir saniye bakıyoruz. Araç sahibini çağırın da Serkan çıksın artık arabadan. Buldu klimalı arabayı, yerleşti içine. Oh! Araç sahibi kim? Serkan. Araç sahibi gelebilir mi yanınıza? Bir araç sahibiyle bir görüşebilir miyiz? Kendisi çıkarsa. Hanım içinde efendim. Oturuyor. Oturuyor içinde. Bekle o gelsin abi. Bekle o gelsin. Tamam. Aktörümüz çıktı. Buyurun. Merhabalar. Bir şöyle geçelim mi? Şu tarafa geçelim. Araç sizin mi? Aha. Ne zaman aldınız? Amirim alabilirim. Biz bu aracı alalı kaç yıl olmuştu? Tamam, şu bagajı kapatalım. Sorun mu var? Evet, bir sorun var. Aracı nereden aldığınız sorun. Nereden aldınız aracı acaba? Bir alacağım karşılığında birisinden aldım. Durumu açıklayın arkadaşlar. Change olduğunu şimdi söyleyin. Bu terimi niye aynen almışız ya? Kaçak araç desek olmuyor mu? Change. Yani bilginiz var mı bilmiyorum. Araç change görünüyor. Change görünüyor? Evet. Motor numarasıyla ruhsatın numarası uymuyor. Evet, sorun bakalım kimden almış arabayı? Peki kimden aldınız bu aracı? Yani böyle bir arka... Evet, bu ismi yazsanız arkadaşlar bir saniye. Tamam, sorgulatalım GBT'si sorun. Ama şey var, biz bu arabanın kredisini ödedim. Nasıl oluyor? Evet, araba, ruhsat sahte. Kırtasiyeden alıp kendileri doldurmuşlar. Sakın öyle bir şey demeyin sakın. Sadece sahte değil. Ruhsat sahte çıktı. Ama bu ruhsatı yeni aldık. Biz nasıl sahte olabilir? Evet, asayiş ekibi çağırın arkadaşlar. İş ciddiye binsin iyice. Ben bir asayiş çağırmam gerekiyor. Amirim sen. Ruhsattaki numarayla motordaki farklı evet, mı? Evet. Bir şey rica edebilir miyim? Şöyle bir şey yapabilir miyiz ya? Yani elimizde bir ruhsat var. Alım satımı bunun yapılmış. Polis vermiş bunu. Biz bunu sahte üretmemişiz. Eğer yani böyle bir sıkıntı var ya, bizim şu anda yani şimdi şöyle, ama benim yetişmem aracın gereken yer var abi. Anladım. Yani şöyle bir şey var. Araç change olduğu için ben normalde bu aracı zaten çıkartamam. Bu araba kaçak. Şöyle bir şey. Evden kaçmış. Yaşı da tutmuyor araba. Yani şöyle, bu araba kaçak bir araba. Abi şey, vergisi ödenmeden yurt dışından getirilenlerden. Anladın mı? Kayıtlı abicim. Anlıyorum. Belki oraya... Arabayı dönüştürmüşler yani. Transformers araba.
Transformers. Aracı dönüştürmüşler. Belki de bu araç başka bir araç. Motor belki de motoru ya. Ama beyefendi şu anda öyle görüyorum. Abi biz kimliği... Evet, Serkan'ın kimliğini isteyin. Serkan Bey, Serkan Bey siz misiniz? Kimliğinizi alabilir miyim? Yerlerine gidebilirsiniz deyin. Bizim muhatabımız Serkan Bey deyin. Tamam, isterseniz siz gidebilirsiniz. Biz Serkan Bey'le muhatap olacağız. Yok, olur. Nasıl Serkan Bey? Öyle şey mi olmuş? Salih Serkan Kaya. Bir GBT baktırayım ben. SSK gibiymiş ya, Salih Serkan Kaya. Bir şey söyleme hocam. 34-45 biliyor musun? 34-45 biliyorum. Bizim aldığımız... Bir TC kimlik numarası vereceğim, GBT sorgulatacağız. Bu ne uygulamasıydı sizin o tarafa? Beklemede kal. Bekliyorum. Hiç bugüne kadar girdiniz mi uygulamaya? Çok girdik. Hiç de bir şey çıkmadı. Ben, sizin nereden motora bakmak icap etti? Ne derece bu? Şimdi normalde biz zaten rutin yani kontrollerimizle bakıyoruz. Ehliyet ruhsat kontrolü. Evet, normal bir kontroldü zaten. Bir problem vardı. Yani ama sorun... problemi nasıl? Problemi nereden abi? Anlıyorum kere, yani bunu hani benim, şu an benim işimi sorguluyorsun. Yok, işini sorgulamıyorum. Hayır bak, evet. Bunlara bütün hepsinin cevabını karakolda bulacaksınız. Tamam. Sizin fevri tavırlarınız da bizi şüphelendirdi değil. Ama biz sizi... Bu kadar fevrilik hayra alamet değil. Yani şimdi sizin fevri tavırlarınız da bizi açıkçası şey yaptı. Değil, biz endişelendik. Şu anda parasını yok, yok. Bir malın böyle olduğunu bilmek, sen ister misin cebindeki para yansın? Şu anda ben hem onun üzgünlüğünü yaşıyorum. Hem şu anda önemli bir toplantım var. Onun krizini yaşıyorum. Kala kaldım kışın ortasında yine. Yine aldandım sonunu bile bile. Cennetten kovuldum isyan edede. Hiç utanmıyorum. Araç sahibini gözaltına almak zorunda. Araç sahibini ne yapacak? Gözaltına. Ya öyle bir şey olabilir mi ya? Devam et. Tarih edici konuşuyorsun. Ya senin konuşma şeklin yanlış. Misafirimiz olun, inceleyelim dedi. Gözaltı nedir? Tamam, evet, o zaman. Misafirimiz olacaksınız. Beraber oturacağız, çay içeceğiz, tavla oynayacağız. Serkan Bey nasıl yani? Gözaltı işte, onun adı o yani. Serkan Bey, misafiriniz olacaksınız. Siz gidebilirsiniz. Benim işim Serkan Bey'de. Ya siz gidebilirsiniz. Ya öyle bir şey olmuyor. Öyle bir şey olmaz da. Yani aracın sahibiyle ben... Ya tamam anladım. Resmi olarak o sorumlu olduğu için bunu söylüyorsun da ben de burada onu bırakıp gidecek bir adam değil. Sen de olsan sen de bırakmaz. Polis kamerası niye çekiyor? Polis kamerası yani yaklaşık 6 bölgede. Bu bir ihbar mı abi? Biz yani... Sonuçta bir saniye. Sonuçta polis bana saldırdı deseniz ben nasıl kendimi aklayacağım? Ben burada gayet işimi yaptığımı çekmek zorundayım. Çekici geldi bu arada. Bir saniye. Sercan'a bir sorsanız abi. Serkan Bey sizi de dışarı alabilir miyim? Hayır çekiciyi alamazsınız abi. Arabaya bu arada bir şey olursa ne olacak? Asayiş geldiğim çok daha fazla. Çalıntı, araç kaçaksın. Arkadaşım ben nereden bileyim bunu ya? Hayır aracı almamızı niye istemiyorsunuz? Yani korktuğunuz bir şey mi var? Gerçek bir şey varsa söyleyin. Ya yok halletebiliriz belki çözebiliriz ya. Tamam orada çözersiniz yakın zaten. Abicim kaldırma aracı diyorum ya. Sen Allah Allah. Sen niye endişelisin bir şeyden değil mi orada? Abi sen bizden daha çok paniksin ya. Oraya gidiyoruz kaçıyor musun diyorsun. Buraya gidiyorum adamla konuşmak. Herhalde dönüyor. Ehliyetim her şeyim elinde, nüfus kağıdım elinde. Nereye aracı çektirmiyorsun. Ya araç da burada. Şu an biz görevimizi yapmak zorundayız. Ben görevimi yapayım da. Evet doğru. Çağırdın çekiciyi de bu arabayı kaldırıp da kaçacak da abi. Ama uzatmayın herkes uzatmış olmasın. Keşke bu şekilde karşılaşmasaydık. Ya sağlık olsun, boş ver ya. Canımız sağ olsun. Bizim para gitti, ben onu izliyorum. Eğer öyleyse yazdım. Abi biz aracı alalım bu arada. Abi geri almamız lazım. Geri almamız lazım? Aracı mı geri almamız lazım? Peki ya, bana, ben size bekleyin demem sahibi gerekiyor. Siz bana bekleyin diyorsunuz. Sahibi geliyor, ilk aldığın kişi geliyor değil mi? Buraya mı geliyor? Evet, buraya geliyor. Bir gelsin, belki hallederiz bunu çekmek, bunu almak. Bir de dert biliyorsunuz. Gözlerim kapıda, kulağım seste. Bir gelebilsen ah, bir gelebilsen. Bir milyon euroluk ekran filmini gösteriyorum. 1 milyon euromuz yok vallahi Serkan'cığım. Zorlarsak anca 500. Anlıyorum, biz de istemiyoruz. Şu anda bak hepimiz etkileneceğiz bundan. Peki, bu araç da ona bakarsan şüpheli bir araç. Ben sizi bırakırsam, benim... Bunun sahibiyle vesaireyle alakası yok. Alın arabayı arkadaşlar. Görelim şu çekicinin üstünde. Siyah siyah yakışacak oraya. Alalım artık arabayı. Bir hareket olsun. Bir arabamızı bile bizim götürebilirsin. Yok tamam bir dakika dur abi. Dur bir saniye bir şey söyleyeceğim. Tamam peki bir şey sorabilir miyim? Nereden? Abi adam ser... Tövbe böyle de hani övünüyor gibi. Yok hayır olmaz. Ben tanıyorum. Televizyonda birkaç kez gördüm. Serkan Bey evet. Sanatçı.
Mesele şarkısı var biliyor musun? Mesele ne senin hatırlıyor benden... Hatırlıyor musun? Evet, evet, ben söyledim evet. Zaten kendisine. Tamam, he, anladım. Tamam, Serkan yani kaçak değil, göçek değil abi adam. Siz böyle bir durumda endişeleniyorsunuz, anladın mı? Yani o da kaygılı, anladın mı? Şarkıyı da söyleyeyim bence, oldu olacak hep beraber. Hangi şarkı? Kaygı veriyoruz birbirimize. Boş ver abi şarkıyı yani. Mesele ne senin benden ayrılman, ne de benim sana... Araba gidiyor. Abi dikkat et. Yani dikkatli olsun çekici. Geçen seferki gibi düşürmesin sakın. Dikkatli şey yapalım. Geçen düşürdüm bak arabayı. Dikkatli bir sefer. Olur da bu araba harbiden düşerse ne olacak? Kim suçlusu bu? Hayır, bu arkadaş zaten araba şu anda çek. Düşsün mü yani? Düşsün mü yani? Biz tamam. Size CD MD imzalayalım. Bir yarım saat biz izin verin, bir gidip gelelim ya. Mümkün değil. Benim kimlik bırakalım size. Götürmem lazım. Kimlik bende zaten. Tamam işte o sizde kalsın. Kimlik sarı geri demez ki. E bu kaçmaz ki zaten. Araba bir saniye, ben bir daha bir kola tarihim. Aracı aldık. Asayiş geliyor mu? Biz alıp gelelim mi arkadaşlara? Bekleyin. Bekleyin. Asayişi gönderdim, yönlendirdim. Anlaşıldı. Sirke 5. Asayiş geliyor. Abiciğim sen devam et. Birazdan asayiş şubeden Demet Akbağ gelecek, merak etmeyin canım. Sen devam et abi, Levent. Devam et, dikkatli git. Levent, siz de oraya gideceksiniz, aracın yanına. Evet, aracın bizim otobüsü. Zaten araç, change araçtan bahsediyoruz, şey yapıyoruz. Abi change mekanında araç bizim yani. Ne kadar change olursa olsun. Şöyle... Uzaklaşmasınlar Rasim. Bir uzaklaşmayın abi. Yani beyefendi lütfen. Arkadaşım ya 15 sizin... adım var. Tamam yani, mı? Bakın, sürekli gölge... Serkan Bey gelir misin? Şu anda bizim aracımızdan biz 50 adım uzaktayız. Yani ne olacak? Şurada duruyoruz. Aracın yanına geçelim abi, buyurun. Zorluk çıkartma. Aracın yanına geçelim. Tamam 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 abi. Polis de gözükmek istemiyorum, anlamıyorum. Ya siz de bizi anlayın yani normal vatan... Ha bak abi halk geçiyor. Biri bir fotoğraf tamam çekiyor. Abi o zaman şöyle diyalog kuruyormuş gibi yapalım. Araca bindirin. Ben de geleceğim arkadaşlar. Tamam, aracını uzaklaşamam sonra. Abi sen binsene araca. Sen gel abi araca bin gel. Gel. Abi biner misin lütfen? Tamam abi, neyse asayiş gelsin gerçekten yani. Serkan Bey, gerçekten... Bindirin araca. Ellerinize sağlık. Araca bindirin, geliyorum ben. Gerçekten... Abi bir araca gelebilir misiniz Serkan Bey? Araca gelebilir misiniz? Serkan gidelim, karakola gidiyoruz abi. Gel. Gel abi, araca gel. Tamam, sizi oraya götüreceğiz diyorum ya. Bin, bin, bin. Çek, ben şey yapayım. Bin, bin, bin. Heh. Yaşım sağlığınız işe bak. Levent. Ne? Aç abi camları aç. Bir saniye. İnin Serkan Bey. Aracımızı mı çekmişler? Yine gelin. Aracımızı çekmişler. Aldırıyoruz. Hemen aldırıyoruz. Gelin aldırıyoruz. Gelin. Tamam. Gel efendim. Merak etmeyin. Daha fazla dayanamadım. Kusura bakma. Ben yaptım. Kamera şakası mı diyorum ben de ya? Yok yok, baktık ki sonra kötü gidiyor. Tam seninle konuşmaya geliyorlar. Bır 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 bır. Ben diyorum ki... Aa, Polat da burada. Serkan'ı gör öyle. Ya gitti mi bizim reklam filmi? Gitti. Valla arkadaşlar, bu da sizin şansınıza düştü Sayın Serkan Kaya. Ya vallahi bir şey söyleyeyim ya, yüreğim yerinden çıkacak çünkü... Hiç öyle değildin ama gayet sakindin. Hayır, adaletle bu şekilde yüz yüze gelmek, bir kaçak bir arabaya binmek kadar... Yok. İğrenç bir şey yok. Kendimi kötü hissettim. Çok iyi anlıyorum. O yüzden daha fazla kötü hissetmeni istemedim. Var ya. Bak hepsi işbirlik. Sen neredesin? Ya sen var ya sen. Sen nerede oynuyorsun? Evet, bir sorun var. Hayda. Önemli toplandı bak, baktınaydan geldi ya. Ay şaka yapılan birçok video izlemiştik bugüne kadar. Nasıl inanıyorlar, nasıl düşüyorlar dedim. Ama bu kadar profesyonel olunur, bu kadar balık gibi düşünürmüş yani. Ruhsattaki numarayla motordaki farklı evet, mı? Evet. Önemli bir toplantımız vardı, reklam filmiyle anlaşmak üzere gidiyorduk. Herhalde de komptoydu. Neyse, parasını onlardan alırım. Yapımcımdan ve Önder'den. 1 milyon euroluk reklam filmini kaçırıyorum. Anlıyorum. Eğer kaybolursa şu anda bak hepimiz etkileneceğiz bunlar. Çok kontrolden geçtik ama böylesini hem ruhsata bakayım hem de motorun kaputunu açayım, motorun şeyine bakayım. İlk defa gördük böyle bir şey. Hiç bugüne kadar girdiniz mi uygulamaya? Çok girdik. Hiç de bir şey çıkmadı. Ben, hayır, sizin nereden motora bakmak icap ettiniz? Benim aldığım adam ona üçkağıtçılık yapmış diye düşündüm. Acaba dedim ruhsatı alırken memur orada yanlış bir
seri numarası mı girdi diye düşündüm. Çok şey düşünüyorsun ya. De diyor ki bir şey olmadı. Geçen diyor bir araba düşürmüştün diyor. Geçen diyor bir araba düşürmüştün diyor. Bunu düşürme. Ya bir şey olmaz. Change diyor öteki de. Dikkatli şey yapalım. Geçen düşürdüm bak arabayı. Dikkatli bir sefer. Olur da bu araba harbiden düşerse ne olacak? Kim suçlusu bunun? Hayır bu arkadaş zaten araba şu anda change. Düşsün mü yani? Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. Aramızda.